Evet arkadaşlar, sonlarda kalmıştık. Biyoloji Lise 1'inde sonuna doğru yaklaşıyoruz. Burada biraz daha cesur olarak bu sayfayı biz yaparız demenizi bekliyorum sizden. Yani zor olan yerleri ben yapayım, kolay okunabilecek olan yerleri siz yaparsınız. Burada ne oluyor? Sonar cihazları da ses dalgalarını kullanarak cisimlerin uzaklık ve konumlarını tespit etmeye yarayan bir cihazdır. Bunları da ne yapıyor? Gene hayvanlara bakarak tasarlıyoruz. Onları taklit ederek, ha onlar yapmışsa biz de yapalım diyoruz. Yani hayvanlar gördüğünüz gibi bizden çok ileride bir teknolojiye sahip. Yarasalar görme kapasitesi düşük hayvanlardır. Yarasaların çevreye yaydıkları ses dalgaları engellere çarpıp geri döner ve canlı bu şekilde hareket yönünü ve hızını belirler. Radarda yarasaların bu özelliğinden esinlenerek üretilmiştir. Yani en iyi radar dolayısıyla yarasa. Arıların gözleri altıgen şeklindedir ve bu sayede görüş alanı geniştir. Bu özellik dikkate alınarak teleskoplara da altıgen aynalar takılmış ve daha geniş bir alanın gözlenmesi sağlanmıştır. Kar ayakkabıları da karda rahatça yürüyebilen hayvanların ayak yapısına bakarak geniş, uzun ve yayvan olarak hazırlanmıştır. Aynı şekilde burayı siz rahatlıkla okuyabilirsiniz. Sert malzemelerden üretilenlere örnekler, dayanıklı malzeme biyopolimerlerin kullanılması gibi burayı siz okursunuz. Virüslerin genel özellikleri. Zaten koronavirüsle başımız dertte. Onun sayesinde epeyce bu şeyle tanıştık zaten. Başımızın püsküllü belasıyla tanıştık zaten. Şimdi ne demek istiyor bunu bir anlayalım. Virüslerin genel özellikleri. Virüslerin varlığı Pasteur ve Robert Koch tarafından yapılan araştırmalar sayesinde anlaşılmıştır. Bakın bu isimleri çok duyuyoruz bugünlerde. Şu anda koronavirüsle ilgili Almanya'nın aşıyı bulmasının arkasında Robert Koch var. Hocam bu virüsle ilgili kesin soru gelir gibi geliyor bana ya. Geçen sene Tabii ki. yanlış. Tabii ki. Yani güncel olan bu kadar büyük bir felaketten soru gelme ihtimali tabii ki yüksektir. Genel kültür bir şey değil mi hocam? Yani genel kültürün içinde de çıkabilir, Türkçenin içinde de çıkabilir, biyolojinin içinde de çıkabilir. Yani herhangi bir dersin içinde bununla ilgili şeyler çıkar. Zaten şunu söyleyeyim ben size. Yani bu okuduğumuz dersler bana daha kaliteli bir hayat sağlamıyorsa, kötülüklerden kendimi korumaya, daha güzel bir hayat yaşamaya yaramıyorsa o zaman bu dersler ne işe yarıyor? Bunların zaten sorulması gerekir. Bu mantıktan düşündüğünüz zaman bu da doğru bir mantık, doğru bir yaklaşım. Onun için de müfredatta bu türlü küçük güncellemeler yapılıyor. Tabii ki ana bilgiler nedir? Temel bilgilerdir. Binanın kolonları gibidir. Yani siz binanın altın kaplama olsa oturduğunuz bina ama kolonları çürük olsa bir faydası yok. Yani ana bilgiler nedir? Ana bilgiler binanın kolonları gibidir. Diğer bilgiler de ne yapar? Güncel olarak eklenip küçük güncellemelerle değiştirilebilir. Ama ana bilgiler çok büyük oranda değişmez. Bu isimler arkadaşlar Robert Koch ve Pasteur'ü bakın Almanya'nın dünyanın şu anda en ileri, en zengin, en huzurlu ülkesi yapan insanlardan biri Robert Koch'tur. Robert Koch Enstitüsü'nün adını bugünlerde çok duyuyorsunuz. Yani Almanya şu anda bulunan aşıların hemen hemen patronu durumunda. BioNTech'tir, Moderna'dır, diğer aşılardır. Onların merkezi durumunda. Zaten Uğur Şahin de orada. Bu üç dünyanın en iyi üç aşısının da ortağı ve sahibi durumunda. Burada da ileri gitmesinde Almanya'nın ve Uğur Şahin'in Robert Koch çok önemli birisi. Robert Koch'un tavsiyelerini ve bilgilerini onlar korumuşlar. Biz ise Refik Saydam aşı enstitüsünü kapatmışız. Bizden adam olmaz yani. Bizden adam olmaz. Çin'e biz bedava aşı vermişiz, hediye etmişiz.
Şimdi Çin'den yalvarıyoruz. Aşı ver. Allah rızası için iki tane daha aşı ver diye yalvar yakar elini ayağını öpüyoruz. Hatta Uygur Türklerini Çin'in öldürmesine bile göz yumuyoruz. Aşı alabilmek için. Düşünün yani. Düştüğümüz hallere bakın. Yani biz Çin'den kat kat üstünken Çin'in şimdi elini ayağını öper duruma düşmüşüz. Ve Çin bize aşıyı veririm ama şu Uygur Türklerini ver bakalım Türkiye'deki diyor. Ve buradaki masum Uygur Türklerini ne yapıyoruz? Geri veriyoruz. Onları da o orada öldürüyor. Gördüğünüz gibi rezilliklerimiz diz boyu. Yani her tarafta. Bunları düzeltmek hepimizin boynunun borcu. Yani uyuyanlar ve ödeme yapmayanlar bu konularda kulaklarına küpe alsınlar. Oldu mu? Uykularımızı biraz daha azaltacağız. Ve derslerimizi biraz daha sıkı çalışacağız. Rus biyolog Dmitri Ivanovski de bu yılında 1892 yılında tütün mozaik hastalığına yakalanan bitkilerden elde ettiği sıvıyı süzerek bakterilerden arındırmış ve bu sıvının sağlıklı bitkilerden hastalığa neden olduğunu görmüştür. Bugün bakın dünyanın 3 numaralı aşısı da kim oldu? Rus aşısı oldu. Rus aşısı şu anda çok büyük başarılar gösteriyor. Üçüncü seviyede diyebiliriz. Yani burada da Rusların bu türlü çalışmaları koruması var. Yani biz ama Refik Saydam aşı enstitüsünü koruyamayıp onu kapatmışız. Elleri kırılsın yani o enstitüyü kapatanların elleri kırılsın. Böylece bakteriler dışında hastalığa neden olan başka canlıların da varlığı anlaşılmıştır. Daha sonra da bu canlılara zehir ve yapışkan sıvı anlamına gelen virüs adı verilmiştir. Yani virüs adının verilmesi sebebi budur. Zehirli ve yapışkan özelliğinden dolayı. Ancak çok küçük olduğu için o yıllarda en gelişmiş ışık mikroskobuyla bile gözlemlenememiş. Elektron mikroskobunun keşfedilmesi son yakın yıllarda olduğu için 1930 yılında görüntülenmiş bu şekilde bakteri ve virüsün farklı varlıklar olduğu anlaşılmış. Yani bakteri ve virüs gördüğünüz gibi farklı özellikler gösteriyor. Virüslerin en önemli özelliği hücresel yapıya, enzim sistemine, sitoplazmaya ve ribozoma sahip olmasıdır. Bu nedenle virüsler en belirgin canlılık faaliyetlerinde olan protein ve ATP, adenin trifosfat sentezini yapamaz. Dolayısıyla virüsler dış ortamda kendi başına herhangi bir canlılık faaliyeti sergileyemez ve doğada yıllarca inaktif olarak kristal halde kalır. Yani bu sebeple ne yapıyor? Gördüğünüz gibi şu anda koronavirüsün mutasyonları çıktı, değil mi? Yani bunlar daha hızlı yayılıyor, daha tehlikeli gibi durumlar var. Evet. Hocam aslında her sene grip de bir mutasyon oluyor, değil mi? Grip her sene. Tabii o grip yani bu da benzer özellik gösteren, zaten gösterdiği semptomlar da benziyor. Ama tabii grip bu kadar hızlı yayılan bir şey değil. Yani bu koronavirüsün yayılma hızı çok yüksek. Ayrıca virüsler diğer canlıların hücreleri gibi bölünerek çoğalamaz. Bu sebepleden dolayı virüsler bazı bilim insanları tarafından cansız olarak kabul edilir. Virüsler ancak canlı bir hücrenin içine girdiğinde metabolik aktivite kazanır. Yani onun için ne yapıyor? Bir canlıdan bulaşıyor. Yani market poşetinden şundan bundan bulaşmıyor. Bilinen bilgilere göre. Yani bunlar kesin bilgi değil tabii. Onun için bir canlının üzerine yapışırsa canlı kalabiliyor. Onun için hayvanlardan geçme riskini de dikkate almak lazım. Bu konuda yani şu anda tutup da bir sene önce maske takmayın diyen bilim adamları şimdi maske takın diyorlar, değil mi? Yani neden? Bilgilerde güncelleme oluyor. Yani o zamanki bilgileri virüs çünkü sürekli şekil değiştiriyor, tip değiştiriyor, mutasyona uğruyor. O zaman bu konuda gene de ne yapmak lazım? Tedbirli olmak lazım. Yani hayvanlardan geçme ihtimalinde olduğunu ve yani bu konuda ciddi bir deney yapılmış ve laboratuvar araştırması yapılmış değil. Yani bunu da kim yapar? Dünyada itibar olan çok yüksek sayıda bilim insanı yaparsa bunu denir ki ha işte şu ülkede mesela Türkiye'de bu konuların en önemli uzmanlarının birisi Mehmet Ceyhan mesela.
Mehmet Ceyhan şudur dediği zaman ne yapıyor? Bütün Türkiye'deki, bütün dünyadaki insanlar ona itibar alıyor. Mesela Türkiye'de işte aşı buluyorum, bulacağım, yarın buluyorum diye heyecanla ben laboratuvara girdim, giriyorum, önlüklerimi giydim, kahramanlarım da yanımda, tıs yok. Yani gördüğünüz gibi bilgiyle konuşmak gerekiyor. Buradaki yani bakalım. Bilgi de nedir? Bütün dünyadaki bilim adamlarının arasında bir haberleşme sistemi var. PubMed dediğimiz ya da buna benzer bir atıf yapılan değerli bilim adamları var, bilim insanları var. Onların bilgilerine dayanılarak konuşuluyor bunlar. Yani herhangi bir bilgisi olmayan insan bu zincire giremiyor. Yani o konunun uzmanları konuşuyor burada. Yani virüsler zorunlu hücre içi parazitidir. Kalıtım maddesine DNA veya RNA sahip oldukları için bölünmeden daha farklı bir mekanizmayla çoğalabilir. Bu özelliğinden dolayı virüslere cansız demek de doğru değil. Anladınız değil mi? Yani cansız demek çok doğru bir cevap olmaz, tanım olmaz. Sonuç olarak canlı olup olmadığı tartışılan virüsler canlıların sınıflandırıldığı herhangi bir kategoriye dahil edilmemiştir. Tartışmalı olduğu için. Yani gördüğünüz gibi daha virüsle alakalı bilmediğimiz bilgiler var. Bütün virüsler kalıtım maddesi, yani ismine onun genom olarak ya sadece DNA ya da RNA içerir. DNA veya RNA kapsit adı verilen protein bir kapsül ile sarılıdır. Uğur Şahin de ne yaptı aşı bulurken? RNA'nın messenger RNA'sını kullanarak, onun tırnaklarını kullanarak koronavirüsü parçaladı. Bu kapsül çubuk helix, küre ve küp şeklinde olabilir. Kapsülün temel görevi kalıtım maddesini muhafaza etmektir. Kapsül ayrıca konakçı hücreye tutunmak için, konakçı ne demek istediğini herhalde anlıyorsunuz. Yani orada yaşamaya çalışıyor, sabit. Tutunmak için özel proteinler içerir. Bazı virüsler de bu kapsülün dışında yağ ve protein molekülünden oluşan bir zarf vardır. Yani bu görsel 3-103. Bir virüsün genel yapısı. Zarfı var. Zarf proteinleri var bakın burada. Kapsül var. Kalıtım materyali. Kalıtım materyali ne demek? Bundaki özelliklerin saklandığı kutu. Özel bölüm. Bütün kalıtım özellikleri burada depolanıyor. Virüsler sahip olduğu nükleik asit bakımından büyük çeşitlilik gösterilir. Örneğin bazı virüslerin DNA'sı çift iplikten oluşurken bazılarınınki tek iplikten oluşmuştur. Yine DNA bazı virüslerde doğrusal, bazılarında halkasal yapıdadır. Pek çok virüs RNA genlerine sahip olmasıyla diğer tüm mikroorganizmalardan ayrılır. Çoğunlukla RNA tek ipliklidir. Fakat çift iplikli RNA taşıyan virüslere de rastlanmıştır. Yani onlar azınlıkta. Virüsün cinsine bağlı olarak sahip olduğu nükleik asit 3500 ile 600.000 arasında nükleotit içeren tek bir molekül halindedir. Bitki virüslerinde nükleik asit olarak RNA bulunur. Hayvan virüslerinin bazılarında, RNA bakterilerinde ise DNA vardır. Bakterilerde çoğalan virüslere bakteriyofaj adı verilir. Tekrar söylüyorum. Bakterilerde çoğalan virüslere bakteriyofaj adı verilir ve genom olarak çoğu DNA içerir. Bakteriyofaj ve kısımları şu şekilde: kuyruk, kalıtım materyali DNA, baş, boyun. Nasıl canavar gibi bir tip var değil mi? Yani çizgi film üretmek isteyen varsa, çizgi filmden para kazanmak isteyenler, al sana bir canavar tipi. Evet, devam ediyoruz. Virüslerin konak hücre içerisine girip çoğalabilmesi ve hastalığa yol açabilmesi için ilk olarak virüsün hücreye tutunması gerekir. Hücreye tutunacak önce. Yani casus ne yapacak? İçeride bir casusa ihtiyacı var. Bir yere tutunması gerekiyor. Virüs yüzeyinde bulunan proteinler, hücre yüzeyindeki protein, karbonhidrat,
veya yağ yapısındaki hedefleri tanıyarak bunlara tutunur. Virüs bu hedefleri üzerinde bulundurmayan hücrelere saldırmaz. Yani orada yapışacak kimse yok. Bu nedenle her hücre türü her virüse karşı duyarlı değildir. Konakçı hücreye tutunan virüsün hücre içine girmesi iki farklı şekilde gerçekleşir. Virüse ait genom konakçı hücrenin içine girer. Bazen de virüs bir bütün olarak içeri girer. Hücre içerisine girmiş olan virüs genomu kontrolü ele alarak konakçı hücreye yeni virüs genomları ve kapsül proteinleri sentezlenir. Yani ne yaptı? Ne demek istediğimizi anlatalım. Koronavirüs girdi, içeride savaş başladı. O savaşta eğer vücut zayıfsa ne yaptı? Kontrolü ele geçirdi. Eğer oradaki enerji, hücre içindeki enerji bu savaşı kazanırsa o zaman ne yapıyor? Koronavirüs dolaşıyor, bütün hücreleri ziyaret ediyor sağa solu. Ele geçiremezse ne yapıyor? Pes ediyor. Ve vücut sen ayakta dolaşırken, günlük hayatını yaşarken ya bana bir şeyler oluyor, midem bulanıyor, işte başım dönüyor ama geçti diyorsun. Yani bundan hareketle şu anda çok sayıda insan ayakta normal yaşarken koronavirüsü ne yapıyor? Atlatıyor. Ama o sırada işte midem bulanıyor, başım dönüyor, işte halsizlik yaşıyorum falan deyip ama geçti. O sırada ne yapıyor? Portakal, mandalina, havuç, meyve sebze yiyerek bunları atlatırsak, D vitamini alarak atlatırsak o zaman ne yapıyor? O sıradaki savaşa biz yardımcı olmuş vücudumuza ve virüsü yenecek olan silahları güçlendirmiş oluruz. Yani o sırada yapılacak olan bol su içmek ve ondan sonra meyve sebze yemek, özellikle sebze birinci sırada olarak bir de D vitamini alırsak o zaman bunları yenmiş oluruz. Bunların da en bol olduğu şeylerden bir tanesi de portakal kabuğu ve çörek otudur. Bunu da söylemiş olayım. Yani bunları sık sık yemekte fayda var. Tabii portakal kabuğu dediğin çok yenen bir şey değil. Çörek otu da öyle çok yenen bir şey değil. Yani bir kabuğu evet. Yediğin zaman bir dilimin yarısını yesen ancak zaten o kadar yiyebilir insan. Fazla vücudu zorlamak da zaten doğru değil. Oluşan virüs genomlarının etrafı kapsül proteiniyle sarılır. Konakçı hücre içinde çok sayıda yeni virüs oluşur. Son aşamada oluşan virüsler hücreyi parçalayarak ve parçalamadan hücre dışına çıkar. Bu yolla virüsler konakçı hücreyi kullanarak çoğalır. Ne oldu? Kale içten fethediliyor. Bakteri enfekte eden, bakterileri enfekte eden, yani onlara galip gelen virüslere bakteriyofaj veya kısaca faj denir. Bakteriyofajlar, bakterilerin zorunlu parazitleri olup bakteri içinde ürerler. Görsel 305'e siz bakın. Sığdığı kadar ben de göstermeye çalışayım size. Bakteriyofajların çoğalması da bu. Fajların bu şekilde çoğalıyorlar. Ne oluyor? Bakteriyofaj bakteriye tutundu. Bakteriye ait nükleik asitlerle savaş başladı. Sonra ne oldu? Bakteri yeni bakteriyofajlar oluştu. Bu ölü bakteri şuradaki yeni bakteriyofajlar serbest hale geçti. Yani kale içten böyle fethediliyor. Virüsler binalarda birkaç saat içinde pek çok yere bulaşıyor. Bakın bunu da isterseniz okuyalım. Çok güncel bir olay olduğu için size bırakacaktım ama yani nasıl hızlı yayılıyor? Mesela Avrupa'ya nereden yayıldı? Avrupa'ya şuradan yayıldı. İtalya Çin maçı oldu. Çin'de yok. İtalyan tüccarlar Çin'den virüsü taşıdı. Ondan sonra İtalya'da birden virüs patladı. Ve o sırada da İspanya-İtalya maçı vardı. Bunların vasıtasıyla da İspanya'ya taşınmış oldu ve bütün Avrupa'ya yayıldı. Gördüğünüz gibi Amerika'da yayılmasının da bir numaralı suçlusu Trump. Trump bu konularda bilimle alakası olmayan bir beyinsiz bir adam olduğu için ne oldu? Onun yaptıkları Amerika gibi bilim hakim olan bir ülkede böyle bir tehlikeli oldu ama şu anda o önleyemediği virüste, koronavirüste Trump'ın başını yedi zaten. Evet hocam. Amerika'da kendini böylece kurtarmış oldu. Yani oradaki sebebi de bu. Hocam,
yandan iyi oldu ya. Trump gitti. Tabii canım, Trump dünya için çok tehlikeli bir adamdı. Böylece virüsün bir faydası oldu, ortaya çıktı. Yani bu kadar zarar verdi ama Trump gibi birisinden de dünya kurtuldu. Evet, virüsler binalarda birkaç saat içinde pek çok yere bulaşıyor. Amerikan Mikrobiyoloji Topluluğu'nun düzenlediği 54. Disiplinler Arası Antimikrobiyal Etmenler ve Kemoterapi Konferansı'nda sunulan bir araştırmaya göre kapı topuzu veya masa tablasındaki virüsler ofislerde, otellerde ve sağlık hizmetleri sunulan yerlerde çok hızlı şekilde yayılıyor. Gördünüz değil mi? Yani sadece insandan insana bulaşıyor, hayvan insan arasında gibi demeyelim. Orada ne yapıyor? Virüsler bir süre yaşıyor. Ama bir canlının üzerinde yaşama ihtiyacı olduğu için uzun süre yaşayamıyor. Ama sonuçta paralar, para bugün en çok el değiştiren şeyler. Bunun üzerinde bir süre ne yapıyor? Yaşıyor. Para, ayakkabılarımız aynı şekilde. Otobüse minibüse bindiğimiz zaman oturduğumuz koltuklara mecburen oturuyorsun. Oturduğun sırada ne oluyor? O koltukta senden önce bir koronavirüslü birisi oturduysa onun elbisesinden koltuktan da sana bulaşıyor. Onun için dışarıya çıkıyorsak o elbiselerimiz ne olmalı? Dışarıda giydiğimiz elbiseler evin özel bir dolabına kapatılmalı, başkasının eli değmemeli. Yani başka türlü kendimizi tecrit edemeyiz. Sokağa çıkmaktan, markete gitmekten kendimizi... Havalandırmak gerekiyor değil mi? Efendim? Havalandırmak gerekiyor. Tabii ki. Havalandırma çok önemli. Yani evimizin mutlaka her gün havalandırılması lazım. Yani içeride kalabalık insan oldu diyelim ki, hemen pencereyi, kapıyı açarsan bu tehlikeyi azaltmış olursun. Otobüste, pencerede, otobüste, minibüste pencereyi açarsan gene bu tehlike azalmış olur. Yani burada vücudu ele geçirecek olan virüslerin vücudumuzda zayıf olmasından faydalanıyor. Bir de sayısı çok olursa, çok sayıda virüs yutarsan o zaman ne oluyor? Onlar biri beceremezse diğeri seni beceriyor, yatağa yatırıyor. Onun için ne yapıyoruz? Virüsü şu ortamda zaten kapmamak imkansız gibi bir şey. Ama bu mücadeleyi kazanmak için kaptığımız virüsün sayısını azaltmak ve onu da vücudumuzun yenmesi için, vücudumuzun güçlü olmasına çalışmak gerekiyor. Çalışmada akut gastroenterit hastalığına neden olan insan norovirüsü ile şekil, büyüklük ve dezenfektanlara karşı dayanıklılık açısından benzerlik gösterilen MS2 bakteriyofajı kullanıldı. Bunlar bizim için lazım değil. Buradaki virüsle alakalı kısmını önemli altını çiziyorum. Bakteriyofaj, bakteri hücresi içinde çoğalan virüs çeşidi yani. Araştırma ekibi tarafından ofisler, konferans salonları, sağlık hizmetleri verilen yerlerde kapı topuzu, masa tablası gibi çokça dokunulan bir nesneye bulaştırıldı. Burada belirttiğim gibi para. Paraya da çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü para insanların elinde değiştirip duruyor gibi. 2 ile 8 saat sonra bu mekanlarda bulunan elektrik düğmesi, masa tablası, kahve makinesinin düğmesi, musluk. Yani insanlar el dokunuyor buraya. Elinde, vücudumuzda da yapışan virüs de elimizden en çok nakledilmesi söz konusu olduğu için buralara bulaşıyor. Kahve makinesinin düğmesi, musluk, telefon, bilgisayar, mesela cep telefonu. Değil mi? Anahtar. Anahtar. Eve girerken ne yapıyorsun? Arabaya binerken anahtarla binip açıyorsun. O zaman anahtarı ne yapacağız? Gelir gelmez cebimize koyacağız ve evdeki hemen elimizi yıkayacağız. Sonuç olarak 2 ile 4 saat arasında bazı ortamlarda ortak kullanılan nesnelerin %40-60'ının virüslerle kirlendiği görüldü. Araştırmayı yapan Enstitü dezenfektan ile sileceklerin grip ve nörovirüs gibi virüslere karşı etken olduğunu ve virüslerin yayılmasını %80-99 oranında azalttığını belirtti. Norovirüslü yüzeye ve nesneye dokunduktan sonra parmakların ağza sokulması enfeksiyonun en yaygın nedeni olarak görüldü. Yani ne yapıyoruz? Elimizi yüzümüze, ağzımıza, burnumuza, gözümüze dokundurmuyoruz. Yani elimizi de sık sık yıkıyoruz. Yani bir elma yiyeceksin, elini mutlaka sabunlu suyla yıka. Armut yiyeceksin, elini sabunlu suyla yıka. Yani
Bu yeme sırasında tırnağımızın arasına kaçmış olanlar da olaya karışabilir. Onun için tırnakların kısa kesilmesi de temizliği de bu açıdan çok önemli. Evet, virüslerin neden olduğu bazı hastalıklar. Konakçı konakçı deyip duruyoruz. Bu arkadaşla biraz daha tanışalım. Virüslerin çoğalmak için gereksinim duyduğu organizmaya konakçı diyorsun. Yani haini ne yapıyor? Barınmasına yardımcı oluyor. Virüsler konakçı organizma olarak kullandıkları hayvanları, bitkileri, mantarları, protozoaları, arkeleri ve bakterileri enfekte ederek pek çok hastalığa neden olmaktadır. İnsanlarda görülen viral hastalıklar arasında kuduz, grip, nezle, hepatit, uçuk, AIDS, kaba kulak, frengi, kızamık, çiçek, sarı humma ve viral zatürre sayılabilir. Ayrıca çeşitli kanser tipleriyle virüslerin bağlantısı olduğu bilinmektedir. Yani onun için kanser hastalarının bu durumda çok daha kendini iyi koruması gerekiyor. Zaten vücut bir istila altında. Yeni bir istilaya dayanamayabilir vücut. Virüslerin neden olduğu birçok hastalığın etkin yöntemi, tedavi yöntemi bilinmemektedir. Viral hastalıklar, bakteriyel hastalıklar gibi antibiyotik ve diğer ilaçlarla tedavi edilemiyor. Yani günümüzde viral hastalıklardan sadece çiçek, çocuk felci, kuduz, hepatit gibi bazı hastalıklara karşı açı geliştirilebilmiş aşı. Doğal bağışıklık, virüsler söz konusu olduğunda oldukça geç ortaya çıkmaktadır. Virüsle enfekte olmuş konak hücrenin oluşturduğu interferon proteinini bu noktada çok önemlidir. İnterferon proteini konak hücreleri koruyamaz. İnterferon proteini konak hücrelerini koruyamaz. Ancak oluşturulduğunda diğer hücrelerin reseptör göz gibi bir şey biliyorsunuz, hücrelerine bağlanarak viral enfeksiyonlara karşı belirli bir direncin ortaya çıkmasını sağlar. Herhangi bir virüs rastgele bir hücreyi çoğalmak için konakçı olarak kullanamaz. Virüsün dış yüzeyinde bulunan protein ile konakçı hücrelerinin yüzeyinde bulunan algılayıcıların uyumlu olması gerekir. Anladınız değil mi? Virüsün dış yüzeyinde bulunan protein ile konakçı hücrelerinin yüzeyinde bulunan algılayıcıların uyumlu olması gerekir. Bu nedenle insan vücuduna giren kuduz virüsü sadece sinir hücrelerini, hepatit virüsü karaciğer hücrelerini, grip ve nezle virüsü üst solunum yolu organlarının hücrelerini, HIV virüsü bağışıklığı sağlayan hücreler konakçı olarak kullanır. HIV virüsü bağışıklığı sağlayan hücreleri konakçı olarak kullanır. Yani HIV bunun için ayrı bir tehlike oluşturuyor. Direkt konakçıları kullanıyor. İnsanlarda virüslerin neden olduğu bazı hastalıklar hakkında aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Uçuk. Bu hastalık herpes simplex, HSV virüsü tarafından oluşturulur. Bu virüsün 8 tipi vardır. Ancak bunlardan özellikle 3 tanesine daha sık rastlanır. Özellikle HSV1 daha çok ağız, burun ve çevresinde izlenirken, yani şurası. HSV2 genital bölgede yerleşmektedir. Sonuçta cilt ve mukozalarda gözlenen içi su dolu keselerden ibaret bulaşıcı bir hastalığa neden olur. HSV3 ise sinir hücrelerine yerleşerek zona denilen hastalığa yol açar. HSV3 diğerlerinden farklı olarak enfeksiyon bölgesinde kızarıklık ve iğne batması şeklinde hissedilen şiddetli ağrı yapar. Herpes simplex virüsü temasla bulaşır. Örneğin havlu gibi bazı özel eşyaların farklı kişiler tarafından kullanılması virüsler deri ve mukozalardaki çatlaklardan vücuda içeri girer. Onun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Musafir havlusunu iptal ediyoruz. Musafir havlusu yerine ne yapıyoruz? Kağıt havlu ikram ediyoruz. Kağıt havlu. Misafir ne yapıyor sana? Ayda yılda bir geliyor. Ona bir havlu kullanıp da onu da tekrar kullanmaya kalkarsan, yani bunun için pratik olur. Hocam. Kağıt havludur. Evet. Hocam mantar da ondan çıkıyor değil mi? Ayak mantarı. Tabii. Mesela askerde mantar hastalığında bulaşanlar o kadar çoktur ki tanıdığınız. Neden? Hadi bilin bakalım neden?
Babanıza sorsanız askerde en çok korktuğu neydi? Der ki mantar hastalığı. Ayağıma mantar. Neden acaba sizce? Ayaklar terliyor botların içinde. Ya o botlar, botların içinde yazın kışın giyiyorsun o botu. Yani yazın biz incecik şeyler giyerken, kumaştan incecik sandaletler giyerken onlar bot giyiyor. O botlar da hiç yıkanmıyor. Geçen ders anlatmıştım o botların içindeki mikroplar. O botu senden önce 10 kişi giydiyse 10 kişinin virüsleri var içinde yani. Onların ne olması gerekiyor? Dezenfekte edilmesi gerekiyor. Ve o sıcakta da o botların giyilmesi yerine hafif ayakkabının giyilmesi gerekiyor. Yani yazın ortasında insanlara bot giydirirsen, onun içinde de senden önce o botu giyen 10 kişinin virüsü varsa ne oluyor o zaman? Bir de bir sebebi de şu, o botu giyerken insanlar ne yapıyor? Ayakları ıslak giriyor. Ayakları ıslak, yani ayağını yıkadın hemen botu giyiyorsun. Oo, virüs için bayram. O zaman ne oluyor? Orada nemli hava virüsün çoğalmasına ortam oluşturuyor. Anladınız mı? Onun için ayakkabıları giyerken, ayakkabı yani günlük hayatımızda da ayakkabı giymeden önce ayaklarımızı yıkamışsak, banyo yapmışsak vücudumuzun kuruması ve nemini atması gerekiyor. Onun için de banyodan çıktıktan sonra güzelce kurulanıp vücudumuzun nemini, dışındaki nemi atması gerekiyor. Bunda ayakkabılara daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ayakkabı temizliği çok çok önemli. Çünkü ayakkabılar en çok kirlenen ve en az temizlediğimiz giysidir. Kullandığımız bir aparattır. Onun için ayakkabıları yıkanabilen ve sık sık yıkanan bir durumda yaparsak bunlardan kendimizi korumuş oluruz. Yani ayağımız nemliyken ayakkabı giymemek gerekiyor. Yani nemli ne demek? Ayağını yıkıyorsun ama parmakların arasında nem kalıyor. Onların kuruması için ne gerekiyor? En az bir 15-20 dakika yürümek gerekiyor. Ayakların arasını kurulamak gerekiyor. Ardından hedef oku ve organda, hedef doku ve organda cilt ve ya da mukoza lezyonlarını oluşturmaya başlar. HSV'lerin yol açtığı bu hastalığın tedavisi mümkün değildir. Bu nedenle öncelikle virüsü kapmamaya özen göstermek gerekir. El ile temastan olabildiğince uzak durmalı ve aktif lezyonların olduğu dönemde kağıt havlu kullanımı tercih edilmelidir. Hastalığı kapma halinde bağışıklık sistemi güçlendirilmeli. Bağışıklık sistemi güçlendirilmeli diyoruz. Bunu birimiz özetlesin. Kim özetlemek ister? Bağışıklık sistemi güçlendirmek ne demek? Bunu çok sık kullanıyoruz. Mevsimsel sebzeni. Evet Alperen sen söyle. İşte mevsimsel sebze meyve. Evet mevsimsel meyve sebze yemek, su içmek, günde en az 20 dakika yürümek. Günde en az 20 dakika hızlı yürümek. Açık havada. Bu sağlığımız için çok çok önemli bir bağışıklık güçlendirme sistemidir. Alkol kullanımından, aşırı yorgunluktan ve dengesiz beslenmekten ve stresten uzak durmaktır. Streste ne yapıyor bakın? Vücudu zayıflatıyor ve koronavirüs geliyor. Sen misin şuna buna üzülen diyor, bizi ele geçiriyor. Kuduz. Kuduz hastalığı insanlığın tanıdığı ve korktuğu en eski hastalıklardan biridir. Birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olan kuduz hastalığının tedavisi ancak 19. yüzyılda Pasteur tarafından geliştirilen aşı sayesinde bulunmuştur. Yani bu insanlara ne kadar teşekkür etsek azdır değil mi arkadaşlar? Yani pis Fransız, pis bilmem ne. Yani bu böyle diyen adamların ağzına biber sürmek lazım. Bu adamlar bizi hayatta tutan insanlar değil mi? Bunlara sabah akşam teşekkür etmek lazım. Yani hiçbirimiz annemizi seçmek, babamızı seçmek, doğum tarihimizi seçmek gibi hakkımız var mı? Var mı? Yok. Annemizi seçti mi? Hiçbirimiz seçemedik. Öyle bir hakkımız yok. Babamızı, doğum tarihini, doğum yerini. Öyleyse şunun bunun aleyhinde konuşanların ağzına biber sürmek lazım.
Kuduz virüsü memelilerde, kanatlılarda ve insanlarda etkisini göstermektedir. Virüs hasta hayvanların salyalarıyla yayılır. Ayrıca idrar, süt, dışkı, balgam ve kanda da kuduz virüsü bulunur. İnsan vücuduna giren kuduz virüsü beyne doğru ilerler. Yani beyne ele geçiriyor direkt. Beyne ulaştığında ise hızla çoğalır. Günümüzde insanların kuduz hastalığından korunmasını sağlamak için kuduz aşısı, acil durumlar için geliştirilen kuduz serumu ve kuduz immunoglobulini kullanılmaktadır. Yani onun karşı maddesi. Immunoglobulin vücuda giren yabancı maddelere karşı vücudun meydana getirdiği koruyucu maddedir. Aşılama aşamasına uygun olarak yapılan aşılamayla kuduz hastalığının tedavisinde %100 başarı sağlanmaktadır. Yani 50 sene önce kuduz hastalığı çok 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 tehlikeli bir şeydi. Veremdir, tifodur falan. Ama Türkiye'de Refik Saydam Aşı Enstitüsü çok sağlıklı bir iş yaptı. Ve Türkiye'nin en iftihar edeceği olaylardan birisi doktorlarımız. Doktorlarımız bakın dünyadaki en hızlı aşılama sistemini yapan ülkelerden biri olduk. Yani korona mücadelesinde rezil bir durumdayız ama bundan da bizi doktorlarımız kurtardı. Doktorlarımızın yetişmesinde de İhsan Doğramacı gibi çok önemli şahısların çok büyük etkileri var. Yani onlar bütün varlığını doktorların yetişmesine harcadı. Yani zaman zaman bu türlü bu yüce insanlarla uğraşan, bunlara taş atan içimizde pislik insanlar oldu. Ama bu insanlar bugünkü doktorları yetiştiren kahramanlar. Yani İhsan Doğramacı'dır. İşte efendim İhsan Doğramacı aynı zamanda Bilkent Üniversitesi'nin de kurucusu. Bütün mal varlığını üniversiteye kurdu ve orada bilimin artması için harcadı. Yani bunlara gerçekten müteşekkir olmak lazım. Ama biz de ne yaptık? Aşı üreten Refik Saydam Enstitüsü'nü kapattık. İçimizden 3 tane 5 tane akıllı insan çıkıp da ne yapıyorsun kardeşim bu enstitüsü kapatılır mı deyip de o enstitüyü kapatanların elinden tutmadı. Böyle de uyuşuk bir milletiz yani. Böyle de uyuşuk bir milletiz. Şimdi ne yapıyoruz? Gidip Çin gibi rezil bir ülkeden yalvar yakar para, alıyoruz. Ondan sonra da onu kullanmaya çalışıyor. O da diyor ki sen diyor elindeki Uygur Türklerini vermezsen o zaman vermem diyor. Bizim Nejat Uygur'un akrabası olan Uygur Türklerini ne yapıyoruz? Elimizde paketleyip Çinlilere veriyoruz aşı almak için. Ve sonra da ne yapıyor Çin? Onları öldürüyor. Nasıl rezil bir duruma düştüğümüzü görüyorsunuz. Nasıl ya? Böyle işte. Aynen böyle. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Kuduz aşısı önceleri karından yapılıyordu. Şimdi koldan. Neden acaba? Yani son gelişen işte biraz önce anlattım ya. Son gelişen teknolojiyle rahatladı. Daha ileri bir teknoloji oldu bu. Yani şu anda kuduz hastalığı, kuduz aşısı daha ileri bir teknikle yapıldığı için Türkiye'deki tıp sistemi de iyi olduğu için yani doktorların iyi yetişmiş olmasından dolayı bu kuduzla mücadelede başarılı olduğu için bir 40-50 yıl önce boynu bükük, beli bükük insanlar, yamuk yumuk böyle gezen çok insanlar vardı hastalıklı, veremli, tifolu. Ama bu aşı sistemindeki ileriki safhalardan dolayı bu arızalar düzeldi. Yani küçük yaşta olduğumuz o aşı şeması bizi kurtardı. Geçiyoruz. Grip. Grip hafife aldığımız çok tehlikeli bir hastalık arkadaşlar. Grip, gribe neden olan influenza virüsünün farklı türleri vardır. Yani bu grip aşısı, Eylül-Ekim aylarında olan grip aşısı maalesef o kadar aciz, o kadar rezil bir durumdayız ki şu anda Türkiye'de grip aşısı yok. Yok. Ben de grip aşısı olması gereken insanlardan biriyim. Ama grip aşısı yok. Grip aşısı olsaydı bu kadar ölen insan olmayacaktı koronadan.